Evet, başlangıcında geldik. Gece saat 9.30 gibi İzmir'e giriş yaptık. AFAD İl Sivil Savunma Birlik Müdürlüğü'nden görev yerimizle ilgili görev kağıdımızı aldık ve enkazı çalışmaya başladık. Enkaz bölgesinde diğer ekiplerle birlikte koordineli çalışarak kurtarma faaliyetlerine başladık. Ekiplerin artmasıyla beraber AFAD müdürlüğümüzün yapmış olduğu planlama dahilinde enkazda belirlenen bölgelerde çalışmaya başladık. Her ekip kendi alanını iyi tanıdığı için, iyi bildiği için hep aynı noktalarda ama hep alt alta, alt katlara doğru inecek şekilde çalışma devam ediyor. Böylelikle de enkaz üzerinde herhangi bir karışıklığa meydan verilmiyor. Yani yukarıda gayet disiplinli bir çalışma sergileniyor. Zamanla yarışılıyor. Tabii yapmış olduğumuz çalışmalarda saniyeler çok önemli olduğu için yorgunluk hissetmiyoruz. Çalışıyoruz. Tabii yorulduğumuz zaman ekipleri değiştiriyoruz. Ama yorgun olduğumuza rağmen bile hala çalışmak istiyoruz. Yani arkadaşlarımıza da o şekilde. Ama mecburen dinlenmeye gönderiyoruz. Çünkü dinlenmeden çalışmaya devam edilirse hem kendisi için tehlike yaratır hem de diğer arkadaşlar. Çünkü dikkat dağınıklığı oluyor. Çok yorgunluk olduğu zaman. Biz de o bağlamda belirlediğimiz saatlerde vardiya değişimi yapıyoruz kendi aramızda. Öyle dönüşümlü çalışıyoruz arkadaşlar. Tecrübeyle, bilgiyle bir insan hayatını kurtarabilmeye çalışmak, geri geldiğinde kurtarmak bizde bir sevinç kaynağı oluyor. Tarifsiz bir mutluluk yaşıyoruz. Yorgunluk da kalmıyor. Yani yorgunluk da kalmıyor. Bizler burada canı gönülden halkımız için, milletimiz için tüm enerjimizi sağlıyoruz. Burada bir kişi çıktığı zaman herkesin gözleri doluyor. Ama bir kişi de vefat ettiğinde daha çok üzülüyor. Her canlı çıkan vatandaşımızda daha bir güçlü çalışıyoruz. Bu çok büyük mutluluk verici. Şu anda mesela tahmin edilen diyelim ki örnek vermek gerekirse 10 kişi ise aşağıdakilerin hepsinin yaşadığını düşünerek biz o mücadeleyi veriyoruz. Yani bizim için çok kıymetli. Bu bizim yani buradaki ekibimizde hiç kimse yani bizi bazen mesela hadi yeter artık siz gidin dendiğinizde bütün ekibin böyle bir yüzü asılıyor. Ya biz neden gönderiliyoruz burada? Çünkü şimdi daha enerjik bir belki ekip gelecek ki Mustafa benim abimdir. Çok severim kendisini. Çok uzun yıllardır beraberiz biz. Hemen böyle bir güceniyoruz falan abi biz iniyoruz mu ne oluyor falan diyorum ben. Ondan sonra işte dinlenmek de gerekiyor. O enerjiyi toplayıp tekrar gelip aynı şekilde çalışmak lazım.